buraları keseceğim de. Okay. Hem iki işten daha böyle röportajım oldu. Milan'dayla. Eski toprağım. Ya iyiymiş. Soracağın soruları tahmin ettim. Evet. Birkaç cevabım var. Kesinlikle asosyal olmayın. Kolay değil sonuçta. Hayatınız değişecek. Herkese merhaba, Eğitim İrlanda. Ay düşün bir şey yapacağım. Aa, burada varmış kız, söyleme. Herkese merhaba, Eğitim İrlanda YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu an Dublin ofisimizdeyiz. Çok güzel bir iftar gerçekleştirdik. Birazdan da öğrencilerimizle kısa röportajlar gerçekleştireceğiz. Ve yanımızda Ömer Bey var. Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Türkiye'de neler yapıyordunuz, şu an burada ne yapıyorsunuz? Tabii. Ben Ömer, 25 yaşındayım. Türkiye'de makine mühendisliği okumuştum. 1,5-2 sene yakın mühendislik yaptıktan sonra İrlanda'ya geldim. Şu an İrlanda'da International Business alanında master'ımı yapıyorum. Süper. Peki neden İrlanda'yı tercih ettiniz? Bu benim İrlanda'daki ilk seferim değil. Ben daha öncesinde dil eğitimi almıştım. Burada 2021 evet. yılında gelmiştim. İrlanda zaten hali hazırda tanıdığım bir ülkeydi. Burada bir arkadaş ortamı da vardı. Buraya gelirken ki yani en büyük faktör şuydu. Ana dili İngilizce olan bir yer. Evet. Ben de İngilizcemi geliştirmek istedim. Daha sonrasında bu ülkedeki yani sıcak ortamı gördükten sonra da dedim ki neden tekrardan İrlanda olmasın? Peki burada karşılaştığınız zorluklar oldu mu? Memnun musunuz şu an hayatınızdan? Çalışıyor musunuz? Evet. Bunlardan da biraz bahsedersek. Ya burada tabii ki de zorluklar oldu. Yani bu şimdi yurt dışında yeni bir hayat kurduğun zaman bunun getirdiği zorluklar oluyor. Herkes gibi ben de bunları yaşadım. Fakat bunlara adapte olmam kolay oldu. Çünkü buradaki yani Türklerle beraber de konuşaraktan problemlerini çözebiliyorsun. Şu an çalışıyor musunuz peki? Evet, şu an çalışıyorum. Bir restoranda çalışıyorum. Aynı zamanda master eğitimimi devam ettiriyorum. Her şey yolunda, bir problem yok açıkçası. Süper. Çalışıyorum dediniz bir restoranda. Evet. İşinizi nasıl bulmuştunuz? Indeed aracılığıyla mı yoksa gruplardan mı? İşimi şöyle söyleyeyim. Ben burada 3 defa iş değiştirdim. Ben hiçbir işimi yani Indeed'den ya da işte sosyal medyadan bulmadım. Burada iş bulmanın en kolay yolu network, yani arkadaş çevreniz. Hı hı. Dil okulundan olur ya da başka bir yerden olur. Bir yerden tanıştığınız insanlar illa ki size bir iş öneriyorlar. Evet. Zaten buradaki Türkler de o konuda bir dayanışma içerisinde. Herkes birbirine yardım etmeye çalışıyor. Hı hı. Ben de bir arkadaşım vasıtasıyla çalıştığım yeri bulmuştum. Bir yıldan fazladır da çalışıyorum. Gayet memnunum. Peki Eğitim İrlanda ile gelmenin sizin için bir faydası oldu mu? Kendiniz de gelseydiniz bir değişiklik olur muydu? Eğitim İrlanda ile geldiğim için mutluyum açıkçası. Bana birçok konuda yardımcı oldular. Özellikle ilk etapta işte ilk herkesin yaşadığı zorlukları aşmamda Eğitim İrlanda çok yardımcı oldu. Evet. Buradan Sinan Bey'e de çok teşekkür etmek isterim. Kendisi bir eğitim danışmanı dışında çok güzel bir arkadaş, çok güzel bir insan kendisi. O yüzden buraya gelecek insanlara da Eğitim İrlanda ile gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten şu an Dublin ofisindeyiz ve burada çok güzel bir arkadaş ortamı var. Çok sıcak bir ortam var. Ve İrlanda'da ilk benim bildiğim Türk olan, yani Türk firması olarak bulunan, olan aynen, evet. Firma Eğitim İrlanda. Hani burada bir problem olduğu zaman gelip face to face yüz yüze de problemlerini konuşup halledebiliyorsun. Bu çok büyük bir artı. Peki gelecek olanlara, İrlanda'yı seçmek isteyenlere kısa bir böyle bir tavsiyeniz, öneriniz var mıdır? Tavsiye ediyor musunuz İrlanda'yı? İrlanda'yı tavsiye ediyorum. Tavsiye etmemdeki ilk sebep şu, ana dil İngilizce olan bir ülke. İkinci olarak da şöyle söyleyeyim, sabırlı olsunlar, korkmasınlar. Bu bir süreç, öyle 3-5 ayda halledilecek bir olay değil. Buraya gelen kafadan bir 3 yıl, 4 yılını bence gözden çıkarsın. Ve burada şöyle bir şey var, ilk başta birçok şey çok zor geliyor ama zaman geçtikçe problemleri çözüp ilerlediğini gördükçe bu zaten sana ekstra bir motivasyon oluyor. Ve karşına gelecek olan problemlere daha hazırlıklı oluyorsun. Ve yani gerçekten zaman buradaki en büyük ilaç. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yanımda Bengi var. Bengi hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Kısaca kendinden bahsedip burada neler yapıyorsun? Onlardan bahsedersek. Ben Bengi. Bengi Başkılıç. Normalde İstanbul'da yaşıyordum. Orada avukatlık yapıyordum. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladım. Blockchain teknolojisi hukukuyla ilgilenmek istediğim için İngilizceye ihtiyaç duydum. Dolayısıyla da hukuk alanında ilerlediyseniz ve eğitim aldıysanız İngilizce öğrenmeniz zorlaşıyor. Full Türkçe bir eğitim verildiği için. İngilizce eğitimine ihtiyaç duydum, ülkeleri araştırmaya başladım. Burada da bir arkadaşım vardı aslında, referans olan ve burada yaşayan. Onun da etkisi oldu ama en çok etkisi olan şey Eğitim İrlanda aslında. Çünkü gelirken çok fazla kaygım vardı. Nasıl olacak, ne yapacağım, ne edeceğim diye. Ben zaten İstanbul'daki başvuru sürecimi de Eğitim İrlanda ile yürüttüm. Buraya geldiğimde keza çok yardımcı oldular. Her zaman bir aileniz varmış gibi ya da burada danışabileceğiniz biri varmış gibi düşünün. Ve aslında burada ofisi olan, yanlış bilmiyorsam, bir tane daha firma var. Ama gerçekten güvenebileceğiniz var. Hani, tamam, yani burada insanlar bana aile gibi davranır ve başımı ne zaman sıkışsa
herhangi bir çıkarlar olmadan bana yardımcı olabilecek dediğiniz kim var derseniz Eğitim İrlanda her zaman bana bu konuda destek oldu. Benim sürecim de hani vize sürecini genelde insanlar merak ediyor. Evet. Çünkü bana da mesaj atıyor birçok arkadaşım. Benim vize sürecim 2,5 haftada tamamlandı. Vizem o kadar kısa bir sürede çok geldi. Eğitim İrlanda ile başvuru yapmıştım. 9 aydır buradayım. Şu anda part-time çalışıyorum. Kendi kiramı ödeyebiliyorum. Harçlığımı çıkartabiliyorum. Ailemden de bir şey talep etmek zorunda kalmıyorum. Süper. İkinci dil okuluma başladım. Hangi dil okulundaydın? Şu anda CS'deyim. Bundan önce Delfin'deydim. Birazcık bu konuda dürüst olacağım. Ben evet. Delfin'i daha çok sevmiştim. Şu anda CS'deyim ama CS eğitim anlamında gerçekten kaliteli bir yer. Tam olarak ne istediğine bağlı olarak insanların zaten danışmanlarına sorarlarsa onlar doğru yönlendirmeyi yapıyor. Kesinlikle. Peki işini bulurken nerelere başvurmuştun? Ay, çok kolay bulabildin mi? Ben işimi çok kolay buldum. Yalan olmasın. Ya. Çok kolay buldum. Sadece çalışırken bu konuda da dürüst olmak istiyorum. Ben işimi gerçekten kolay buldum, kendim buldum. CV'mi hazırlamıştım. CV'mi hazırladıktan sonra aynı gece gönderdim. Diğer gün bana mail geldi işte. Gelip burada çalışmak ister misiniz diye part-time çalıştığım yerden. Bana bir dönüş oldu. Başta tabii ki her yurt dışında çalışan, bütün ülkeden nereye giderseniz gidin bir zorluk oluyor. Kendi mesleğinizden sonra öğrenci olarak nasıl çalışıyorsanız Türkiye'de, burada da öğrenci olarak o şekilde çalışıyorsunuz. Bazen tabii ki zorlanabilirsiniz ama zaten Türkiye'de de zorlanıyorduk hani. Burada da zorlanıyoruz. Bir noktada şartlar eşitleniyor. Sadece bir kendimiz problem seçiyoruz. Burada ufak tefek problemler tabii ki evet. Zorluklar oluyor ama mutluyum. Süper. Şu an İngilizcemi bayağı bir geliştirdim. IELTS sınıfına geçiyorum. IELTS sınıfından da iyi bir puan aldıktan sonra yüksek lisanslarıma başvuru yapacağım. Burası aslında sadece İrlanda için değil, diğer ülkeler için de bir kapı. Çünkü zaten ben yüksek lisans için IELTS puanımı alamazsam dolayısıyla master'a da başvuramam. Aynen. Hiç adım atmamaktansa bir adım atıp ufak ufak ilerlemek daha sağlıklı. Çok güzel. Buradan İrlanda'yı tercih etmek isteyenlere kısaca son bir tavsiyen olur mu? Gelsinler mi İrlanda'ya? İrlanda'ya gelin. Çok çok güzel yanları da var. Kendi hayatınıza göre bir değerlendirme yapın. Ben burada mutluyum. Dediğim gibi ve geliyorsanız da Eğitim İrlanda ile gelin. Çünkü burada gerçekten güvenebileceğiniz insanlara ihtiyacınız var. Onlardan birisi de burası. Çok teşekkür ederiz. Merhabalar, isminiz? İsmail adım benim. İsmail merhaba. Bey, merhaba. Neden İrlanda'yı tercih ettiniz? Kısaca kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii, adım İsmail Talha Solak, 25 yaşındayım. İrlanda'yı seçme sebebim Avrupa'da anadil İngilizce olan iki ülkeden birisiydi. Biri İngiltere, biri İrlanda. İrlanda'yı seçtim çünkü hem küçük hem yeşil bölgeye önem veren birisiyim. O yüzden buradayım. Şu an burada ne yapıyorsunuz? Burada Starbucks çalışıyorum. Evet. Baristayım. Aynı zamanda sanatçıyım. İnsanlara nasıl çizim yapılması gerektiğini gösteriyorum. Süper. Eventler oluyor. Dil okuluyla mı gelmiştiniz? Aynen, dil okuluyla geldim. Hala dil okulunda mısınız? Aynen, ikinci dil okulumu aldım. Evet. Bir ay kaldı, ondan sonra zaten devam edeceğim burada. Bundan önce Türkiye'de neler yapıyordunuz? Türkiye'de üniversite öğrencisiydim. Hangi şehirden geliyorsunuz? Ben Alanya'da yaşıyorum ama İstanbul'da okudum. İstanbul'da okudunuz. Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra buraya geldim zaten. Evet. Öyle. Süper. Buradan tavsiyeniz olur mu İrlanda'ya gelmek isteyenlere? Tabii. Yani İrlanda güzel bir ülke. Fakat gelmeden önce kesinlikle ciddi bir araştırma yoluna girmenizi tavsiye ederim. Çünkü kolay değil sonuçta. Hayatınız değişecek. Bu iyi anlamda da olabilir, kötü anlamda da olabilir. Bu sizin vereceğiniz kararlarla değişebilecek bir durum. O yüzden buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kesinlikle asosyal olmayın. Sürekli insanlarla iletişim halinde olun. İngilizcenizi geliştirin ve hayata pozitif bakın. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun, rica ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra kanalımızda görmek istediğiniz içerikleri yorum olarak yazabilirseniz çok seviniriz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese Dublin'den sevgiler.